Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar. Efendim, tüm ülkede olduğu gibi Alanya'da da bayram namazı yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı. Cuma namazı kılınan noktaların yanı sıra Cuma pazarında Kurban Bayramı namazı kılındı. Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın kıldırdığı bayram namazına Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel de katıldı. Hayra, iyiliğe kapı açmaya vesile olmasını nasip eylesin inşallah. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayram namazı kılındı. Saf düzeni ise pandemi tedbirlerine uygun olarak mesafeli olurken namazına eda edenler maskelerini taktı. Bayram namazında Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de hazır bulundu. Alanya Müftüsü İhsan İlhan, Cuma pazarı içinde kılınan namazda cemaate kurbanın önemine ilişkin hutbe okudu. Mesel suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana kin tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz Kurban Bayramı'nın ilk günü şöyle buyurmaktadır. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Değerli müminler, bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı. Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve gayretin, takva ve teslimiyetle güçlendiği gün. Müftü İlhan pandemi hatırlatması yaparak tedbirin elden bırakılmamasını istedi. Edelim. Bayram günlerinde ve salgın sürecince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafaya ara verelim. Namaz öncesinde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılan vatandaşlar maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazını eda ettikten sonra Alanya Belediyesi tarafından bayram lokumu ve kolonya da Efendim, Alanya'nın yeni kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer geçen hafta göreve başlamasının ardından ilçede geçirdiği ilk bayram namazını Cuma pazarında kıldı. Kaymakam Ürkmezer bayram namazı çıkışında mesajını Alanya Posta TV aracılığıyla verdi. Ürkmezer, bu bayram sevdiklerimizden biraz uzak duracağız. Böyle davranırsak sonraki bayramlarda büyüklerimizin elini öpebiliriz dedi. Evet, öncelikle benim dediğiniz gibi Alanya'da ilk bayramım. Bu güzel şehirde bayram kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Sizin vasıtanızla başta tabii Alanyalılar ve Alanya'da misafir olarak bulunan bütün din kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam alemi Kurban Bayramı kutluyorum. İnşallah Kurban Bayramı başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve barış getirir. Bu bayramda tabii hepimiz sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Bu bayramda biraz sevdiklerimizden uzak duracağız, mesafeli duracağız. Büyüklerimizin ellerini yaklaşıp öpmeyeceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı uzaklardan seveceğiz. İnşallah biz bu şekilde davranırsak bundan sonraki bayramlarda bu hastalığı yemiş bir şekilde büyüklerimizin yine ellerinden öpme imkanına kavuşacağız. Ben vatandaşlarımız sizler vasıtasıyla özellikle maske takmaları hususunda, sosyal mesafe hususunda ve hijyen hususunda uyarmak istiyorum. Kurallara uyalım. Bunlar bizim milletimizin, toplumumuzun faydasına olan şeyler. Bu vesileyle tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı namazını Cuma pazarında kılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise namaz çıkışında gönül isterdi ki daha renkli eski bayramlar tadında kutlamalar yapalım. Ancak bu yıl sosyal mesafeli bayram kutluyoruz. Kurallara mutlaka uyalım dedi. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramımız öncelikle tüm Müslüman halkımıza ve tüm insanlığa ve bölge halkımıza mübarek olsun, hayırlı olsun demek isterim. Ama biliyorsunuz ki içinde bulunduğumuz
Covid-19 yani pandemi dönemiyle birlikte gönül isterdi ki daha renkli, daha güzel eski bayramlarımızı kutlamak isterdi ki ama maalesef bu sene sosyal mesafe kurallarına olsun, hijyen kurallarına ve maske takarak böyle bir bayram kutlamak zorunda kaldık. Ama biz yine de buradan herkese söylemek ve uyarmak zorundayız ki herkes yine bu hem hijyen hem sosyal mesafe hem de mutlaka maskelerini takmalı. Bu bayramda özellikle diyorum ki biliyorsunuz son zamanlarda biraz daha bu hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle birlikte artışların yükseldiğini görmekteyiz ve bundan daha fazla toplumdan uzak olarak daha fazla kendimizi korumamız gerektiğini biliyoruz ve bunu da toplum olarak da buna anlayış göstermemiz lazım. Böylelikle hem de bugünkü kestiğimiz kurbanlarımızı Allah kabul etmesini dilerim ve herkese buradan iyi bayramlar. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye kontrolünde kurbanlık kesilen alanları ziyaret ederek vatandaşın bayramını tebrik etti. Kesim alanlarında 150 kasap ve yardımcı personel vatandaşın dini vecibesini yerine getirmek için çalışıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında kutlanan Kurban Bayramı'nda Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan 4 kurban kesim noktasında kurban hizmeti verildi. Eşkilik Düğün Salonu, Payallar Hizmet Binası, Gazipaşa Dolmuş Durağı ve Mahmutlar Mahallesi'ndeki kurban kesim noktalarında hijyenik ortamda verilen kurban hizmetinde vatandaşa sosyal mesafe ve maske konusunda hatırlatmalar yapıldı. Kesim alanlarındaki hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Adem Murat Yücel, kurban kestiren vatandaşların bayramını tebrik etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl olduğu gibi bu yılda bayramın ilk günü kurban kesim noktalarını ziyaret etti. Alanya Belediyesi ücretsiz olarak kesim hizmeti veriyor. Kurban kesim alanlarını ziyaret esnasında konuşan Başkan Yücel, belediye olarak vatandaşlarımızın en iyi şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sunuyoruz dedi. Bugün vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına şehrimizin müktelif 4 yerinde de kurban kesim yerlerini oluşturmuştuk. Bu vesileyle bu bölgelerde bugün şu saate kadar 2000'in üzerinde bir kesim oldu. Zaten bize de yaklaşık 3000'e yakın bir randevu sistemiyle talep vardı. Kazasız belasız bu saate kadar güzel bir şekilde de Covid-19 tedbirleri neticesiyle onlara da uyarak hem sosyal mesafeyi hem maskeyi hem de hijyenik bir ortamda ve sağlayarak güzel bir kurban geçiriyoruz. Ve böylelikle arkadaşlarımız, ilgili sorumlu müdürlüklerimiz de gerektiğinden daha fazla bir mücadele vererek, ilgilenerek vatandaşlarımızı güzel sonuçlar çıkardılar. Alanya Belediyesi'nin 4 ayrı kesim noktasında kasap ve yardımcı personel olmak üzere 150 kişi kesim hizmeti verdi. Bayram boyunca ise başta temizlik hizmetleri olmak üzere farklı birimlerden dönüşümlü olarak 1000 kişi görev yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl pandemi önlemleri kapsamında randevu ile hizmet verilen kesim noktalarında kurbanlıkları veteriner hekim kontrolünde hijyenik ortamda ve İslami kurallara uygun olarak kesti. Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzurlu geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından döşeme altında bulunan hayvan pazarı ile Soğuk Su Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşil Bahçe Mahallesi Kapalı Çarşı Pazarı'nda kurulan kurban kesim noktalarında ücretsiz kesim hizmeti verdi. Mehmet Öz, göktür. İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilen kurban kesimi noktalarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Kesilen kurbanlar vatandaşlara parçalanıp poşetlenerek teslim edildi.
Vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden randevumuzu aldık. Sabah da geldik. Sıramızı bekliyoruz. Memnunuz yani. Her şey hijyenik. İşte maske, her türlü hijyene önem gösteriyorlar sağ olsunlar. Sıramızı bekliyoruz. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza Bıttım Bıca çok çok teşekkür ederiz. Buradaki alınan tedbirlerle ilgili memnunum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanıp kontrol altına alınabilmesi için hayvan yakalama timi de bayram süresince görev yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram arifesinde bazı sektörlere adeta bayram hediyesi verdi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kira stopajının %10'a, %8 olan konaklama, yeme ve içme sektörünün KDV oranının ise %1'e düşürüldüğünü ilan etti. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren işletmelere yönelik alınan ek tedbirler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram arifesinde iş dünyasını rahatlatacak müjdeli haberi verdi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kötü giden sezonda esnafın beklentisine KDV ve stopaj indirimiyle destek verdi. Özelinde bir daralma tahmininde bulundular. 2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıp... Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20'den %10'a indirdik diyen Albayrak, diğer sektörlere yönelik müjdesi ise şu şekilde oldu. Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV oranı %18'den 8'e indirildi. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili vatandaşlarımız. Covid-19 salgınının... Ayrıca özellikle Alanya gibi turizm bölgelerinde uzun süredir talep edilen KDV indirimi de onaylandı. Buna göre KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV %1'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın turizm sektörüne yönelik KDV ve stopaj müjdesi sektörü memnun etti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, "Taleplerimiz karşılanıyor. Bu konuda Turizm Bakanımıza beklentilerimizi iletmiştik." dedi. Ben burada sizlerin huzurunda başta Dışişleri Bakanımıza, Sayın Çavuşoğlu'na, Alanya'mızın gururuna, Turizm Bakanımıza... Bakan Albayrak sosyal medya hesabından bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var ifadelerini kullandığı açıklamayı gerçekleştirmesi sevince neden oldu. Bismillah diyerek kollarımızı sıvayacağız. Bakan Albayrak'ın açıklamasının ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Kültür ve Turizm Bakanımız ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na Alanya'da yaptığımız toplantıda bu konudaki beklentiyi iletmiştim. Pandemi sebebiyle tüm sektörlerin olduğu gibi turizm ile bağlantılı sektörler zor durumda. Bu nedenle bazı taleplerimiz olmuştu. Beklentimizi ilettik. Şu an gerçekleştiği müjdesini aldık. Sıkıntılı süreç için bu haber sevindirici. Kötü günleri el birliğiyle atlatacağız inşallah. Emek verenlere, desteğini esirgemeyenlere teşekkür ederim. Yapılan bu düzenleme tüm sektörleri rahatlatacak dedi. Geçen yıl Alanya'mızda bu dönemde SGK'dan aldığımız verilerle Sayın Bakanım 140 bin çalışan vardı. Şu anda 60 bine düştü. Yani 80 bin kişi işsiz. Bir eşi, bir de çocuğu olduğunu düşünürsek 240 bin kişi. Bunu ne yapabiliriz? Alanya lokomotif turizmimiz. Turizmimizin canlanması gerekiyor. Allah razı olsun hükümetimizden. Tarıma hak... Alanya Kaymakamı Fatih Hürkmezer beraberinde emniyet ve jandarma personeliyle birlikte polis kontrol noktasında vatandaşlarla bayramlaşarak sürücülere pandemi tavsiyesinde bulundu. Polis ve jandarma ise bayram şekeri ikram etti. Alanya'da geçen hafta göreve başlayan Kaymakam Fatih Hürkmezer, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhittin Ergen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Haydar Dursun ile Emniyet Müdürü Alper Avcı, jandarma ve polis kontrol noktalarını ziyaret etti. Kaymakam Hürkmezer, hem görevli memurların bayramını tebrik etti, hem de sürücülerin bayramını tebrik etti.
Bu taraf İzmir neresi? Karşıya kadar. Hangi İzmir? Öyle mi? Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Hürkmezer hem pandemi tedbirlerini anımsattı hem de sürüş güvenliği için alınması gereken önlemlere vurgu yaptı. Uygulama noktasında durdurulan araç sürücüsü ve yolculara ise kolonya ve çikolata ikram etti. Narkotik köpeğinin de eşlik ettiği uygulamada hem trafik hem de asayiş yönünden kontroller yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Hoş geldin. Hemşerim nereden geliyor? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Maskeyi takalım, tengeri takalım. Tamam mı? Kaymakam Hürkmezer, halkın huzuru ve güvenliği için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade etti. Hürkmezer, beraberimizde jandarma ve emniyet birimlerimiz ile uygulama noktasında hem hoş geldiniz diyoruz hem de çeşitli hatırlatmalarda bulunuyoruz. Alantur'daki uygulama noktasında sizler de gördünüz, emniyet personelimizle beraber Alanya'ya giriş yapan yerli yabancı misafirlerimiz hepsine hem hoş geldiniz diyoruz. Hem de bazı hatırlatmalar diyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Nedir bu hatırlatmalar? Maske, mesafe, temizlik, hijyen ve araç sürerken de önemlisi trafik kurallarına uymak. Bizler Alanya için 24 saat esasına göre emniyet ve jandarma personelimizle beraber, bütün güvenlik güçlerimizle beraber, yerli yabancı misafirlerimizin en huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirmesi için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bayram süresi boyunca da emniyet ve jandarma bölgesi yaklaşık 1000 personelle beraber 24 saat esasında çalışmaya devam edecekler. Emniyet kemerimizi takalım, ışıklara uyalım, çocukları arkada dursun, çocuklarımız eğer görürlerse anne ve babalarına uymayanları uyarsınlar ve ayrıca maskemizi takalım, mesafeyi ve hijyeni koruyalım. Kurban Bayramı nedeniyle ülkemiz genelinde olduğu gibi Alanya'da da kurban satış alanlarında kolluk kuvvetleri satıcıları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyor. Alanya'da polisin yaptığı kalpazanlık operasyonunda ise 33.500 sahte euro ele geçirildi. Hayvan pazarlarında nakit para akışının yoğun olması sebebiyle sahte para olaylarında da artış olabileceği değerlendirilerek hayvan satışı yapan vatandaşlar mağduriyet yaşamaması için ikaz ediliyor. Kurbanlık satışlarında ayrıca döviz, çek ve senet ile satışın tercih edilmemesi, bunun yerine nakit yapmaları önerilmekte. Yapılan önerilerin yanı sıra Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda piyasaya sahte para sürmeye çalışan ikisi yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı. Yapılan operasyonda 67 adet sahte 500 euro olmak üzere 33.500 euro ele geçirildi. Bayram boyunca il genelinde bilgilendirme faaliyetlerine görevliler tarafından devam edilecek. Ayrıca herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda 112 acil çağrı merkezinin ivedilikle aranması istendi. Dolandırıcılara sizlere malınızı kaptırmamaya çalışın. Kaptırmayın. Burada broşürümüzde kurban alışverişiyle ilgili sizi bilgilendirmeye geldik. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini her zaman ve her koşulda yerine getiren güvenlik güçleri bayram boyunca da tedbiri elden bırakmıyor. Polis belirli noktalarda karadan denetimlerini sürdürürken havadan ise drone ve helikopterle hem trafiği hem asayişi kontrol ediyor. Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirler arası karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama gibi ihlaller aralıksız denetleniyor. Kara ekibinin yanı sıra havadan yapılan denetimler sayesinde bayram sevincinin acıya dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Alanya'da belirli noktalarda hem polis hem de jandarma trafik güvenliği için denetim yapıp özellikle şehirler arası yolculuk yapanlara sürüş güvenliği, maske ve istirahat konusunda uyarı yapıyor.
Kurban Bayramı öncesinde Antalya genelinde de yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması operasyonu ise 978 personel ve eğitimli köpeğin katılımıyla yapıldı. GBT kontrolü yapılan 5788 kişi arasından biri kayıp 7 kişinin arandığı belirlendi. Kontrol edilen 1554 aracın 145'ine 105.973 lira para cezası uygulanırken 6 araç trafikten men edildi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başarılı orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Biz Ceyhun'un hem kişiliğinden, hem futbolculuğundan, hem takımdaki uyumundan, her şeyden önce adamlığından çok memnunuz. Takımımıza da çok şey kattı, çok şey kazandırdı. İyi futboluyla, kişiliğiyle, duruşuyla örnek bir davranış sergiledi. Kendisine özellikle şahsım ve camiam adına çok teşekkür ediyorum. Ceyhun Gülselam ise kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız diye konuştu. Öncelikle başkan abi bu güzel sözlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bununla duymak gerçekten onur verici. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Tüm emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten kendimi ben Alanyaspor'a ait hissediyorum. Ben de burada Alanyaspor'da tekrardan sözleşmemi uzattığından dolayı çok mutluyum. Aytemiz Alanyaspor'un Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor disipline sevk edildi. Süper Lig'in 28. haftasında Alanya'da oynanan maçta son dakika golüyle puan kaybı sonucu Trabzonsporlu yöneticiler kendilerine cevap vermek zorunda kalan Alanyasporlu yöneticilerle birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda çeşitli cezalar almıştı. Yaşanan bu olaylar sonucu mağdur edebiyatı yapıp Alanyaspor cephesini suçlayan Trabzonsporlular Ziraat Türkiye Kupası final maçında yaptıkları nedeniyle bir kez daha disiplin kuruluna sevk edildiler. Kulüp başkanından antrenörüne, futbolcusuna ve kulüp çalışanına kadar toplam 15 Trabzonsporlu disiplin kuruluna sevk edildi. İşte Trabzonspor'da disipline sevk olunan isimler. Başkan Ahmet Ali Ağoğlu, antrenörler Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk ve Murat Şafak. Futbolculardan Carvalho, Abdurrahim Dursun, Arda Akbulut ve Koray Kılınç. Kulüp görevlisi Erdi Tokul, Murat Kabahasanoğlu, Erkan Özyılmaz, Fatih Emre Doğan, Burak Subaşı ve Can Karyağdı. Kulüp masörü Rüstem İlyas. Efendim bugün Kurban Bayramı, tüm İslam aleminin, vatandaşlarımızın ve Alanya halkının Alanya Posta Medya olarak Kurban Bayramı'nı kutluyor. Sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramlarda birlikte olmayı temenni ediyoruz. Efendim bendeniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler dileriz.